Arkadaşlarımız haber nöbeti tuttukları Tel Aviv ve Tahran'da canlı yayın için hazırlar. Halil İbrahim Uğur ve İskender Demirel Tel Aviv'de, Ekber Karabağ ise Tahran'da. Onlara iyi akşamlar dileyelim. Yayınımıza hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Halil İbrahim, seninle başlayalım. Nedir son durum Tel Aviv'de? Ateşkesin gerçekleştirilememesi ve rehine takasının, tutuklu takasının yapılamaması ile ilgili olarak Netanyahu'nun suçlandığı haberleri, medya makalelerini okumaya başladık. Nasıl bir süreç beklemeliyiz? Tel Aviv'den gelecek açıklamalar ne yönde? Netanyahu'nun ateşkese hiç niyetinin olmadığı, hatta yavaş yavaş Gazze'yi de Batı Şeria gibi işgal etmek niyetinde olduğu ve bunu gerçekleştirmek için bütün adımlarını attığı söyleniyor medyada, en azından İsrail medyasında. Senin elindeki son bilgiler neler? Lütfen paylaş bizimle. Banuel, öncelikle iyi yayınlar dilerim. Konuklara da yine iyi yayınlar dilerim. Şöyle ayırmak lazım aslında İsrail hükümetini ve İsrail halkını. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun derdi sadece Gazze'yi işgal etmek. İsrail halkının istediği ise sadece esirlerin ülkelerine dönmesi. Yani Gazze'deki insanlık dramıyla ilgili, oradaki sivillerin ölümüyle ilgili herhangi bir endişe ya da kaygı taşımıyorlar. Ta ki orada bir salgın oluşur da kendilerine sirayet ederse sadece onu düşünüyorlar. Peki biz şu anda neredeyiz? Biz İsrail'de, başkentte Tel Aviv'deyiz. Savunma Bakanlığı'nın önündeki yaya geçidindeyiz ve şu anda işte görüyorsunuz, burası İsrail'in Savunma Bakanlığı. Hemen yan tarafında da yine İsrail'in ana askeri karargahı bulunuyor. Peki neden biz buradayız? İşte her cumartesi günü aslında burada eylem yapılır. Hemen ileride Kaplan Caddesi var. Yani alt geçitin üst tarafında insanlar toplanıyor. Sonra da hemen bizim bulunduğumuz bu alana kadar yürüyorlar. Şu anda yerde yazıları görüyorsunuz. İşte az önce ifade ettiğim gibi İsrail halkının tek derdi esirlerin tekrar ülkelerine dönmesi. İşte bu sebeple de şu anda Savunma Bakanlığı'nın önündeki otoban yolunda esirlerin, yani şu anda Hamas'ın elinde tuttuğu iddia edilen kişilerin isimleri yer alıyor. Ve tabi burada şunu da söylemek lazım, bize göre isimler kutsaldır. Evlatlarımızın, annelerimizin, babalarımızın isimleri kutsaldır. Ama burada böyle bir kutsal yok, çünkü yola yazılmış ve görmüş olduğunuz gibi araçlarda o isimlerin üzerinde adeta ezercesine geçiyorlar. İşte diğer taraftan da tabii ki Gazze'nin işgal edilmesi, bunu da yine İsrail halkı söylüyor. Yani Netanyahu'nun derdi herhangi bir anlaşma ya da müzakere değil. Onun amacı, yani Netanyahu'nun amacı Gazze'yi işgal etmek. Bu nedenle de şu anda o hedefine doğru ilerliyor diyor İsrailliler. Yine diğer taraftan da tabii ki son olarak 6 rehinenin cansız bedeni bulunmuştu İsrailli. Tabii ki o da hala konuşuluyor, hala tartışılıyor. Bununla ilgili de yine Netanyahu kendi siyasi hayatını riske atmaktansa ceset torbalarında rehineleri tercih ediyor diye bir başlık var. Yani rehinelerin ceset torbasına girmesini Netanyahu tercih ediyor. Dolayısıyla rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili herhangi bir şey yapmıyor ve müzakere sürecinde sabote ediyor diye yine eleştiriler var. Tabii ki bu noktada baktığımızda ise İsrail Başbakanı ile ilgili yine yaklaşık 10 aydan beri, 10,5 aydan bu yana insanların, yani buradaki vatandaşların, İsrail halkının tek dileği bu rehinelerin tekrar kurtarılması. Ama bununla ilgili de özellikle 15-16 Ağustos sürecinde, müzakere sürecinde aslında büyük bir beklenti oluşmuştu. Ve o tarihlerde insanlar gazeteleri, televizyonları, radyoları takip ediyordu. Ve o noktada baktığımızda ise yine İsrail halkının umutlandıran o müzakereyle ilgili de şu ana kadar herhangi bir somut adım atılmadı. Yine bu noktada da İsrail halkı Başbakan Netanyahu'yu eleştirmeye devam ediyor. 15-16 Ağustos'ta müzakere süreci devam etti ama sonuç çıkmayınca bu kez de ABD Dışişleri Bakanı İsrail'e geldi ve İsrail'de bu noktada önemli temaslar gerçekleştirildi. Fakat oradan da yine bir sonuç çıkmadı. Bu kez de dün gece Biden
yine devreye girdi. Netanyahu'ya ateşkesin sağlanması noktasında çağrıda bulundu. Bu kez de Netanyahu ABD Dışişleri Bakanlığı suçladı. Süreci sabote edenin olduğunu ifade etti ve karşılıklı bir suçlama var. Halil ama İbrahim, suçlamaların odağında ve eleştirilerin odağında. Güngör'e uzasın. Halil İbrahim merhaba. Bu görüntüler çok ilginç. Hamas'ın elindeki esirlerin isimleri yazıyor. Ne zamandır orada? Yani sen sağdasın. İkinci de ilginç bir detay dedin. Yani Tel Aviv sokaklarındaki insanlar Gazze'deki çocuk ölümlerine yani duyarlı olmalarını beklemiyoruz. Tek derdileri Gazze'den gelecek bir bulaşıcı hastalık mı? Evet, aynen öyle. Bu yazılar 3 gün önce yazılmıştı. Bu 3. akşamı burada. Bulunduğumuz yeri de gösterelim lütfen İskender. Şimdi biz burada yaya geçidinin üzerindeyiz ama hemen kenarlarda pankartlar var. O pankartlarda da yine esirlerin fotoğrafları yer alıyor. Ama Gazze'de şu anda 40.000'in üzerinde, 40.300 civarında sivil hayatını kaybetti. Ama onlara ilişkin herhangi bir fotoğraf, onların ölümüyle ilgili herhangi bir slogan ya da bir mesaj maalesef ki İsrail sokaklarında yer almıyor. Yine caddelerde, sokaklarda, özellikle de elektrik direklerinde, ağaçlarda ve kenarlarda sürekli olarak yine esirlerin, Hamas'ın elinde olduğu iddia edilen esirlerin fotoğrafları yer alıyor. Ama Gazze'de hayatını kaybeden hiç kimsenin ismi ya da cismi ya da orada neden öldüğüne dair herhangi bir şey yazmıyor. Herhangi bir paylaşımda bulunmuyor. İsrail halkı sadece orada insanların susuz kaldığını biliyor. Susuz, hijyen olmayan bir ortamda yaşadığını biliyor. Hastanenin olmadığını biliyor. Ama diğer taraftan da tabii ki onların Halil İbrahim sesim geliyorsa orada insanlar var. İşte orada Halil İbrahim sesim geliyor. Orada insanlar var. Bu görüntüleri çekiyorlar mı? Yani evet. Kameradan da çıkmaya çalıştılar. Yani o görüntüleri çekmeye gelen Tel Avivliler mi? Bazılarında valiz var. Turist mi? Hayır, Tel Aviv'deki yaşayan insanlar, onlar sık sık bu fotoğrafları çekiyorlar. Yani yol kenarındaki fotoğrafları, afişlerin de yine fotoğraflarını çekiyorlar. Dolayısıyla sadece bunları sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar ve bir an önce esirlerin evlerine dönmesini talep ediyorlar. Sadece bunu istiyorlar ama diğer taraftan Filistin'de yaşananlarla ilgili herhangi bir şekilde oradaki çocukların özellikle de ölümüyle ilgili herhangi bir paylaşımları ne yazık ki yok ve o noktada baktığımızda sadece gazete manşetlerinde Netanyahu'nun umrunda olan konunun esirler değil. Çünkü esirleri ve esir yakınlarıyla ilgili de burada bir ambargo olduğu iddia ediliyor. Yani esir yakınlarının çok fazla konuşmasına müsaade edilmiyor. Basına herhangi bir demeç vermesi yine engellenmiş durumda. Bu şekilde iddialar var. Ve diğer taraftan da tabii ki medya da burada taraflı olduğundan dolayı aslında sadece esirlerle ilgili yapılacak eylemler ya da toplanılacak alanlarla ilgili paylaşım yapılıyor. Eray Güçler'in de bir sorusu var. Onu da alalım. Hızlıca bir cevap rica ediyoruz senden. Ardından seni uğurlayalım ve Tahran'a uzanalım. Çünkü oradan da almamız gereken notlar var. Halil İbrahim, kolay gelsin. Bu dün orada ultra ortodoks Yahudilerin büyük bir eylemi olmuştu. Tramvay yollarını kapatmışlardı ve polis, İsrail polisi coplayarak şiddet kullanmışlardı. Dünden bugüne bir yansıması oldu mu? Hem basında hem de İsrail siyaseti bakımından. Bir de bunlar yeniden bir eylem yapacaklarına dair de bir haber gelmişti. Bu ultra ortodoks denen Haredi Yahudilerinin durumu nedir? Yaklaşık 2 milyon kişiler çünkü. Askere falan da gitmiyorlar. En son yüksek mahkeme bunların askere gitmelerine karar vermişlerdi. Büyük bir ihtimal eylemler devam edecek. Son durum nedir bu konuda? Bir bilgi var mı? Senden alalım. Dün Harediler
tramvayın önünü kesmişlerdi. Demir yolunu trafiğe kapamışlardı ve sonrasında da polis müdahale etmek zorunda kalmıştı ve çok da sert bir müdahale olmuştu. Aslında bir bakıma Yahudilere karşı Yahudiler karşı karşıya geldi de diyebiliriz. Haredilerin meselesi aslında bugünün meselesi değil, yıllardır süre gelen bir mesele. Çünkü Haredilere baktığımızda, yani ultra ortodoks Yahudilerine baktığımızda, tarihten bugüne kadar hep devletten destek alarak, maaş alarak yaşamışlar. Tevrat'ı bir meslek olarak edinmişler. 2000 yıldan bu yana da zulme uğradıklarını ve bu zulmü sadece Tevrat'a sarılarak, Tevrat'ı okuyarak bugüne geldiklerini ifade ediyorlar. Ve bugün eğer askere giderlerse Yahudiliğin yok olacağına inanıyorlar. Dolayısıyla onlar sadece Tevrat'a bağlı bir şekilde yaşamak istiyorlar. Askere gitmek istemiyorlar. Zaman zaman bunun gibi, yani dün yaşanan eylemler gibi, protestolar gibi, yine İsrail sokaklarında benzer şekilde protestolar oldu. Çünkü diğer laik Yahudiler bu süreci kabul etmiyor. Halil İbrahim, istiyor. Haredilerin de askere gitmesini... Sesim, tamam, askere gitmek istemiyorlar da Gazze'deki olaylara bakışları nasıl? Yani sen oradasın, toplumdasın, oradaki insanlarla konuşma imkan. Tamam, Tevrat'a yaşıyorlar, Siyonizmi reddediyorlar. Ama Gazze'deki vahşete nasıl bakıyorlar? Yani orada kan dursun mu diyorlar, yoksa sessiz kalarak Netanyahu'nun politikalarını destekliyorlar mı? Ne diyorlar? Yani bugüne kadar aslında Netanyahu'ya destek verdikleri için Netanyahu şu anda başbakan. O bakımdan baktığımızda siyasette çok etkililer ama işlerinde, hani 2 milyon nüfusa sahip olduğunu söylersek, bugün 9,5 milyonluk bir İsrail'in nüfusu var. Bunun %13'ünü oluşturuyor. Ortalama 2 milyon dersek eğer, bu 2 milyondan sadece 200 bin insanın, belki de daha da azının, 100 bin insanın Gazze'deki insanlığın ölümüne sessiz kalmak istemiyorlar ve oradaki yürütülen politikayı da beğenmiyorlar. Dolayısıyla oradaki savaşın durmasını istiyorlar ama tabii ki İsrail içerisinde Harediler azınlık kalıyor. Azınlığın içerisinde Gazze'deki olayları benimsemeyen, oradaki sürecin sona ermesi için de daha da bir az grup diyelim, ya da kesim o noktada Gazze'deki savaşın durmasını istiyor. Peki, Halil İbrahim Uğur ve İskender Demirel'e de çok teşekkür ediyoruz. Onlar da yine sıcak bir gelişme olduğu takdirde yayınımızda olacaklar ve bize ulaşacaklar. Hemen Tahran'a da gidelim. A Haber ekibinden Ekber Karabağ hazır. Ekber, iyi akşamlar. Nedir son durum? Bir misilleme gelmeyecek herhalde artık İran'dan. Ne dersin? Evet, Banu, İran resmen açıkladı. Bir misillemeyi en azından yakın gelecekte, kısa vadede yapmayacağını bildirdi. Aslında bu ateşkes görüşmeleri başladıktan sonra İran'dan bu konuda açıklamalar gelmişti. Ancak devrim muhafızları bu konuyla ilgili son noktayı koydu ve devrim muhafızlarının sözcüsü düzenlediği basın toplantısında işte İsrail'e karşı verecekleri yanıtın tabii kesin olduğunu, ancak bunun uzun vadede de olabileceğini ifade etti. Tabii Nisan ayında İran yüzlerce insansız hava aracı füzeyle ilk kez ülke tarihinde İsrail'e yönelik doğrudan bir saldırı yaptığında, işte bu olay olduğunda, yani İsmail Haniye Tahran'da öldürüldüğünde, işte buradaki insanlar İran'ın bu kez daha fazla bir füzeyle, insansız hava aracıyla İsrail'e yönelik bir saldırı yapacağını bekliyordu. Aslında beklentiler çok çok yüksekti. Özellikle de ilk günde ülke yetkililerinden gelen açıklamalar üzerine beklentiler yüksekti. Ancak dediğim üzere İran bunu yakın gelecekte yapmayacağını bildirdi. Fakat İran yine de altını çizerek, illa Nisan ayında o şekilde İsrail'e karşı bir saldırı yaptıysa aynısını tekrarlayacak diye bir şey olmadığını ifade etti. Ve farklı yöntemlere de başvuracağını ifade etti. Hatta İran gözler havadayken, gökyüzündeyken karadan da işte misillemesini hayata geçireceğini bildirdi. Bu da intihar eylemi şeklinde veya farklı bir yöntemlerde olabileceği belirtiliyor. Tabii İran'ın bu kararının neden değiştiğine ilişkin çeşitli işte yorumlar yapılmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki varlığı buna bir etkidir. İran üzerindeki yürütülen diplomatik baskılar ve bir de bu ateşkes meselesi. Tabii ateşkesle ilgili şunu da belirteyim. Katar Dışişleri Bakanlığı bugün yapılan İran'dan gelen açıklamada önümüzdeki günlerde Tahran'a geleceği ifade edildi. Abdurrahman Al-Sani'nin aslında söz konusu Katarlı yetkili, bu ateşkes süreci yürütülürken Katar'da biliyorsunuz 2 gün boyunca ateşkes meselesi söz konusuydu. Taraflar masaya oturmuştu. Her o 2 günde de gün bitiminde bu ateşkes süreciyle ilgili İranlı muhatabına
bilgiler verdi ve bu kez de doğrudan İranlı muhatabıyla Abbas Iraksi ile görüşmek üzere Tahran'a gelecek ve İran'da bu ateşkes sürecini önemsediğini ve buna zarar verecek eylemlerde bulunmayacağını Peki. belirtiyor. Kısaca İran'daki durum bu şekildedir. Ekber, çok teşekkür ediyoruz paylaşmış olduğun bilgiler için. Değerli izleyiciler, şimdi kısa bir aramız var. Saat başında yine buradayız.